Otokar tarafından üretilen zırhlı muharebe aracı Tulpar, atış testlerini başarıyla tamamladı. Savunma Sanayi Başkanlığı, Boğaziçi Savunma tarafından üretilen İlter Drone tespit ve engelleme sisteminin tanıtım videosunu yayınladı. Aselsan ve FNSS Savunma İşbirliği'nde gerçekleştirilen zırhlı muharebe aracı modernizasyon projesinde ilk prototip tamamlandı. Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakçı, savunma sanayisinde Malezya ile daha fazla işbirliği ve ortak çalışmalar yapılmasını umuyoruz, dedi. TEİ, COVID-19 güvenli üretim ve hizmet belgesi almaya hak kazandı. Savunma ve Havacılık Teknolojileri Araştırmacısı Arda Mevlütoğlu, Defensir'e verdiği röportajda, Türkiye'nin çevresindeki hava gücü tehdidinin nitelik olarak ciddi bir artışa geçtiğini söyledi. Savunma Sanayi Başkanlığı, FNSS tarafından üretilen tekerlekli zırhlı araç Pars 4x4'ün tanıtım videosunu yayınladı. Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Oleksiy Neychpapa ve beraberindeki heyet Baykar Savunma'yı ziyaret etti. Havelsan'ın elektronik belge yönetim sistemi ürünü Evraka, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda kullanılmaya başlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri için yerli drone savar üreten ulusal savunma firması, drone tehditlerine karşı KALKA adı verilen yerli mobil erken uyarı hava savunma sistemi geliştirdi. Savunma Sanayi Başkanlığı, terörle mücadelede ve sınır bölgelerinde modüler üslerin kurulumlarının devam ettiğini açıkladı.